Efendim merhaba yeniden. Şimdi damar tıkanıklığı nasıl olur? Onun hakkında kısa bir video ile karşınızdayım. Size iki de animasyon göstereceğim. Bunun önemi nedir? Bunun önemi özellikle bizim tedavimize yönelik olarak, beslenmemize yönelik olarak yapacaklarımızı anlamamız açısından önemlidir. Bakın burada bir damarı görüyorsunuz. Bu sarı gördüğünüz yer plak ve o plak kolesterolden oluşuyor, kalsiyumdan oluşuyor ve farklı maddelerden oluşuyor. En önemlisi kolesterol ve kalsiyum. Ve damarın diğer bölgelerine baktığınız zaman mesela yukarısı ile aşağısı arasında bir fark görüyorsunuz. Çünkü bu plak tamamıyla 360 derece olmayabilir. Belli bir yerde fazla olabilir, belli bir yerde az olabilir. Ve gördüğünüz üzere ilk kırmızı olan bölge sağlıklı olan bölge. Sarıyla gösterilen bölge ise kirecin olduğu, damar tıkanıklığının olduğu bölge. Burası özellikle kolesterolü anlamamız açısından yardımcı olacak. Nitekim birazdan göreceğiz mekanizmaları daha da aklınızda pekişecek. Bakın burada gördüğünüz bir damarın kesti. Bu damarın kesitinde içerideki portakal renkli tabakayı görüyorsunuz. Bu ve endotel tek katlı yassı epitel hücresi. Kaldırım taşı gibi bunlar. Ve damarın iç duvarını döşüyorlar. Fakat bunun çok büyük bir önemi var. Ayrı bir organ gibi de anılıyor. Çok madde sentezliyor ve bunun büyük önemi var ama nitrik oksit sentezliyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü damarı genişletiyor. Hatta ve hatta damarda meydana gelen daralmaya karşı damarı genişleterek bir şekilde olayı dengelemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu işte endotelim büyük önemi var. Bu hastalığın temeli birazdan yine aktaracağım size temelinde bir iltihap çünkü bir dengenin bozulması söz konusu ona karşı bir savunma ve arkasından da pıhtılaşma ile el ele giden bir durum. Ve bunun sonucunda da maalesef kalp kriziyle karşılaşıyoruz. O da miyokard enfarktüs demek. Enfarktüs de hücrenin ölümü demek. Ve bu hücre düzeyinde olan bir hadise ve özellikle maddesel bir takım değişikliklerle ortaya çıkan mekanizmalar sorumludur. Bütün bunun temelinde de bu hastalığın niye sistemik olduğunu, niye tüm damarlarda görüldüğünün ufak bir açıklaması olarak kabul edilebilir. Çünkü o endotelin her damarda var ve bu endotelin olduğu her yerde de bu hastalık gelişme şansı var. Ama bütün bunların, bütün mekanizmasının detaylarını bilmiyoruz. Ama bildiklerimiz nedir? Böyle karışık değil ama uzaktan bakarak size anlatayım. Bir kere vücuttaki kan dolaşımındaki kolesterol bu tek katlı yassı epitel endotel hücresinin altında toplanıyor. Ve bunun üzerine orada bir değişiklik olduğunu fark eden savunma hücresi oraya gidiyor. Adı makrofaj oluyor ve bu kolesterolü yağları içine alıyor. Onları yutuyor. Hüpük hücresi gibi dopdolu, şişman bir hücremiz oluyor. İşte bakın, özellikle bu bölgeden itibaren orada birikmeye başlıyor. İçi sarı, yağ dolu hücreler bunlar. Ve ne oluyor bu hücreler? Giderek birikince alttan yukarıdaki endotel tabakasını yavaş yavaş yukarı kaldırıyorlar. Bir de üstüne üstlük endotelin altında, orta tabakada yer alan düz kas hücreleri de orijinal yerlerinden çıkıyorlar, göç ediyorlar ve bu yağların arasına yerleşiyorlar. Ve böylelikle ne oluyor? O bölge giderek daha sertleşiyor ve kalınlığı artıyor ve bir plak oluşuyor. Yani kireç oluşuyor ve bu kireç de o endotel tabakasını yavaş yavaş yukarı kaldırıyor. İşte burası tehlikeli olan bölge. Çünkü bu bölgede herhangi bir nedenden dolayı bir kırılma söz konusu olursa bu yağlar kan dolaşımına karışacak. Nitekim burada görüyorsunuz sol tarafta gayet ince ufak tefek sarı çizgiler var. Bunlar kolesterolün biriktiği başlangıç çizgileri ve bu tarafta da kalınlaşmış demin gösterdiğim tümsek söz konusu. Burada da sarı bir plak var. İşte burası önemli. Çünkü niye önemli? Bu plak herhangi bir şekilde kırılırsa o zaman işler karışıyor. Çünkü kırıldığı zaman bunun içerisindeki olan maddeler kanla temas ediyorlar. Kanla temas edince bu teması adeta bir kanama gibi algılayan pıhtılaşma hücreleri oraya hücum ediyorlar ve orada pıhtı oluşturuyorlar. Zaten daralmış olan kan akımı kan miktarını azaltmıştı ve bunun sonucunda da bir de plak kırıldı, yırtıldı ve pıhtı oluştu ve damar tümüyle tıkandı. İşte bu kalp krizi. Yani biz buna ne diyoruz? Miyokard enfarktüsü diyoruz. Enfarktüs ne demek? Dokunun ölümü demek. Ve nitekim görüyorsunuz kalp krizlerinin %60'ı bu şekilde meydana geliyor. Tehlikeli bir nokta var. İlla çok yüksek oranda darlık olması gerekmiyor. Düşük oranlarda %50-60'la da bile kalp krizi geçirme şansı var. Şimdi buradan ne öğrendik? Buradan öğrendiğimiz iki önemli şey var. Birincisi kolesterol. Kolesterol burada rol oynuyor ve kolesterolü düşürmek gerekiyor. Ama nereye kadar düşürmek gerekiyor? Bilinenlerin altına kadar düşürmek gerekiyor. Bir de antioksidanlar önemli. Çünkü bu yağlar kolesterolün orada okside olması gerekiyor. Okside olmasını önlemek için de antioksidan kapasitemizin yükselmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz hem kolesterolümüzü düşürmeliyiz hem antioksidan kapasitemizi artırmalıyız ki bu mekanizmayı en azından yavaşlatalım. Ve hata yaparak da bu canavarı beslemeyelim kendimize kazık atmayalım. Çünkü kazık attığımız zaman bunun bedelini maalesef bizler ödüyoruz. Demek ki iki önemli konu var. Bir, kolesterol mümkün olduğu kadar düşürmemiz gerekiyor ki detaylarını ilerleyen derslerde göreceğiz. Bir de antioksidan kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Hani ben ilaç istemiyorum diyorsanız ki ben de o taraftarım. Yani mümkün olduğu kadar ilaçları az kullanmak ama ihtiyaç duyulduğu zaman kullanmak. Ama ihtiyaç duyulacak haldeyseniz de kullanamazlık etmemeniz gerekiyor. İlk önce kendinizi bir gösterin. Zaman daralıyor. Şu kolesterolünüzü bir ilaçsız düşürelim. Ha, ondan sonra... ...istediğinizi yapabilirsiniz. Yani aslında hedeflerimiz aynı. Şimdi geldik... ...küçük bir animasyona arka arkaya. Bir tanesi de damar tıkanıklığının... ...nasıl olur animasyonunu göreceğiz. Kalpteki bir damara gidiyoruz. Bakın damarın içerisindeki... ...endotel tabakasını gördünüz. Değil mi? Ee, bu bir sinir aslında. İçerisinde onun da bir... E, ...damar. Damarın içerisinde... ...endotel tabakası var. Bay i̇çerisinde biliyorsunuz kan... ...hücreleri gidiyor ve kolesterollerimiz var. Ve bu kolesterollerimizde ne oluyor? Bir müddet sonra bu endotel tabakasının arasından geçiyor ve aşağıya birikmeye başlıyorlar mavi mavi. Ve sonuçta oksidize oluyorlar. LDL kötü uydu kolesterol oksidize oluyor. Antioksidanların bu noktada önemi var. Tekrar hatırlatmak isterim. Ve hemen arkasından da bunlar burada birikmeye başladığı andan itibaren bazı özel maddeler salınıyor. Bu özel maddeler endotel tabakasının üzerinde miktarı artmaya başlıyor. Ve hemen arkasından bizim savunma hücrelerimiz devreye gelecek. Bu savunma hücreleri bu maddeleri algılarak orada bir şey oluyor diye düşünerek kan dolaşımının içerisinden dokuya geçmeye başlayacaklar ve o kolesterolleri alacaklar. İçlerinde tutacaklar. İşte o zaman ne oluyor? bu monositken ismi kandayken monosit olan dokuya geçtiği zaman makrofaj oluyor. Ve bunlar bu kolesterolleri yutmaya başlıyorlar. Yani bunu yabancı madde olarak algılıyorlar ama şişiyorlar gördüğünüz gibi. Sarı sarı dolu hücreler var ve bunlar da yavaş yavaş bu tümseyi yükseltiyorlar. Ne oluyor? Damarın iç çapı yavaş yavaş azalıyor. Üstüne üstelik bir de bakın bu kırmızı görünen hücreler düz kas hücreleri. Onlar da bir tabaka yapıyorlar ve böylelikle sert ya da yumuşak ama bir tümseğimiz oluyor. Ve bu tümsek herhangi bir nedenden dolayı gördüğünüz üzere yırtıldığı andan itibaren hemen hücreler geliyor ve hücreler buraya yapışıyorlar. Ne oluyor? Sonuçta da bölgedeki kan akımı tamamıyla duruyor. Durunca da kalp kasının beslenen bölgesi artık kan alamıyor ve bunun sonucunda kalp krizi oluşuyor. O bölgedeki bir doku kaybı söz konusu oluyor. Ve bu gördüğünüz düz kas hücrelerinin gidişiyle beraber de olay giderek daha şiddetleniyor. Bütün bunların sonucunda olan şey bu gördüğünüz tümsek ve bu tümseğin daraltı bölge içerisinde de fıtılar oluştuğu andan itibaren kan akımı tamamıyla o bölgede duruyor. Damarda artık hiç kan akımı olmuyor ve bunun sonucunda dediğim gibi o kalp kısmının bu siyah görülen bölgesinde olduğu üzere bir enfarktüs gelişiyor. Biz de bunu hiç istemiyoruz. Çünkü kalbimizden kaybediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.